Çıkmış koskoca cumhurbaşkanı. 21 yıldır ülkeyi yönetti. 5 yılda İstanbul'u yönetmişsin. Dönüp gözümüzün içine baka baka diyor ki sinsi plan var. Neymiş sinsi plan? Muhalefet iktidar istiyormuş. Ne isteyecekti senden? Milletten muhalefet ne ister? Bir parti, başka parti ne ister? İktidar ister. Türkiye'de iktidar istemek, iktidar talep etmek, burada çalışmak, çabalamak sinsi plan olur mu? Anlayışa bak, adama bak, duruma bak. Ve bunun yönettiği ülkeye ne çıkar ya Allah aşkına? Ne çıkar? Sinsi plan denir mi? Muhalefet faaliyetine, bir muhalefet partisinin veya birkaç muhalefet partisinin milli yolun ben iktidar talep ediyorum diyorum. Bu iktidar talebimin sinsi bir oyun olduğunu, kendisinin Yüce Allah tarafından gönderildiğini bizim durumumuz da belirsiz. Bizi kim gönderdi? Başkaları mı gönderdi? Seni Allah gönderdi. Bizi kim gönderdi? Sayın Cumhurbaşkanı. Bu söz mü? Bu nasıl bir anlayış? Senin dışındakiler başka yerden mi geldiler? Allah'ın kulu değil de başka kurlar mı? Bu anlayışı reddediyoruz. Artık bu kör bakışa, kör anlayışa hayır. Hayır. Öbür tarafta kendisini Cumhur İttifakı içinde sayan Bahçeli. Çok tuhaf tuhaf işte yapıyor. Ben hayretler içerisindeyim. Ülkücüler de hayret ediyor. Milliyetçiler de hayret ediyor. Vatanseverler de hayret ediyor. Hatta sıradan başka topluluklar da hayret içerisindeler. Yıllardır parti kurmuşsunuz, partinin başında duruyorsunuz. Kendi adına, kendi partisi adına iradesini ortaya koyarak ey Türk milleti bana oy verin, bana destek verin demiyor. Onu anladık. Artık demeyeceksin. Tutmuş Cumhurbaşkanı süresiyle ilgili de süresiz siyaset hastalığını öneriyor bize. Süresiz siyaset hastalığından Türkiye'yi biz kurtaracağız. Bahçeli süresiz siyaseti öneriyor bize. Ne diyor? 5 yıl yetmez. 10 yıl da yetmez. Ne yapacağız Sayın Bahçeli? 15 yıl olsun Cumhurbaşkanı süresi. Olur. 21 yıl etmiş, 40'a doğru gidecekmiş. 40 da yetmez size. Ölümle birlikte, eğer o da Allah gecinde versin, kimsenin ölümünü istemeyiz. Ölümle birlikte vazifeler sona ersin. Cumhurbaşkanlıkları sona ersin. Siyasi parti genel başkanı sona ersin. Ne güzel, ne âlâ. Ülkenin haline bak. Koca koca adamların bize önerdiklerine bak. Biz reddediyoruz bu anlayışı. 4+4. Gelişmiş toplumlarında, akıllı toplumlarında, akıl alan toplumlarında bir vardığı sonuçtur, doğru bir sonuçtur. Süreli siyasete evet, süresiz siyasete hayır. Orta Doğu toplumların alışkanlıklarına hayır, gelişmiş toplumların, gelişmiş akılların ve demokrasinin emrettiği süreli siyasete evet. Bizim Uygur Türkler, Doğu Türkistan'ın zulmü, Çin zulmü gerçekten içimizi acıtmaktadır. Devletin bu konudaki tutumu yanlıştır. Hükümetin tutumu yanlıştır. Hükümete Doğu Perinçek ayar vererek Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin uğradıkları zulmü, işkenceyi yok saymak, hatta başkalaştırmak, hatta Amerika'nın bir oyunu diye ifade ederek işi ehemmiyetini azaltmaya çalışmak düpedüz bir kurnazlıktan öte alçaklıktır. Siz koca 150-200 milyonluk bir nüfusu koca bir hapishaneye dönüştürmüşsünüz. İnsanlar inançlarını, düşüncelerini, fikirlerini söyleyemiyorlar. Kendi evlerine, kendi mahallelerine, kendi şehirlerine hapsetmişsiniz. Onların insan, hak ve özgürlüklerini yok sayarak, inançlarını, Müslümanlıklarını, hatta ait oldukları Türklüklerini yok sayarak şu veya bu şekilde bir zulme tabi tutmuşsunuz koca bir milleti. Türkiye'den ses yok. Türkiye'den çıt yok. Türkiye'den bir tepki yok. Tepki gösteren kimi insanları da emniyet mensuplarının şu veya bu şekilde coplaması, gözaltına alması veya tehditle sizi sınır dışı ederim demesini kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerim bilmelidir ki Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler, özgürlük düşkünleri, insan hak savunucuları, insan hak ve özgürlüğünün savunucuları onların yanındadır. Bu haklı davada onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Şartlar ne olursa olsun onları yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarında önümüzdeki günlerde onları ziyaret ederek onların bu haklı haykırışlarına ses vererek destek verdiğimizi bir şekilde ifade edeceğiz. Artık Türkiye eskiye dönmeyecek, zaman harcamayacak kadar zor bir süreç yaşamaktadır. Bu düzen mutlak anlamda değişmelidir. Bu düzen değişmezse hiçbir şey değişmez. Seçime endekslik politikalarla, seçime dayalı politikalarla ne olursa olsun kazanayım, ne gerekiyorsa kazanmalıyım, ülkenin bütün imkanlarını, hazinesini, güvenliğini, Merkez Bankası'nın eldeki rezervleri bir şekilde milletin önüne koyayım, seçimi kazanayım. Bu anlayış yıllardır devam eden bir anlayış. Sonuçları ne oldu? Hayat pahalı olarak geri döndü. Sonuçları ne oldu? Alım gücünün yok olduğu bir toplum olarak geri döndü. Umutsuz bir toplum olarak geri döndü. Şimdi göreceksiniz. Seçime kısa bir zaman kala Merkez Bankası harıl harıl çalışacak, para basacak. Yetmeyecek. Bak söylüyorum size. Dışarıdan döviz borçlanacağız. Borçlanırken de dünyada en çok döviz cinsinden faiz ödeyen rakamsal olarak ülke konumuna geleceğiz ve gelmekteyiz. Hiçbir ülke döviz cinsinden borçlanırken %9'la 11'le borçlanmamaktadır. Ülkemiz
Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum. Kaynaklarımız çarçur edilmekte, %9'la hatta %11'le döviz cinsinden borçlanma yoluna gidilmiştir. Bu ülkenin geleceğini çalmaktır. Ülkenin ve gençlerimizin geleceğini ipotek koymaktır. Bunu bile göremeyecek haldeler tutup borçlanarak büyümek yerine koca koca adamlar 3 nokta bilmem kaç büyümüşüz diye bir de emir veriyorlar. 2 tane büyük ilin ticaret adaları çıkıp aynı anda demeç veriyor. Ben işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Çıkın söyleyin, durumlar iyiye gidiyor, ekonomi bilmem ne oldu. Ya Allah'tan korkun. İnsanlar yaşayarak görüyor. Sizin sözlerinizle de ekonomi düzelse birçok tek başına ülke yöneten sultanların, kralların ülkeleri çok mutlu ve müreffeh olur. Öyle bir şey yok. Matematiktir iktisat, matematik, ekonomi, matematiktir, bilimdir. Yani bunun sana usulü bana göresi yoktur. Onun için siz girdi maliyetlerini azaltmadığınız müddetçe, girdilerin cinsini, nevisini millileştirmediğiniz müddetçe, kendiniz üretmediğiniz müddetçe, dışarı bağımlılığa devam ettiğiniz müddetçe başkalarının hükümranlığına bağlı kalırsınız. Bağımsızlanır, tartışılır. Bir ekonomik bağımsızlık yoksa siyasi ve sosyal bağımsızlık da yoktur. Bunun artık illa bir ülkenin bir başka ülkeyi fiili olarak tanklarla, tüfeklerle işgal etmesi söz konusu olmaz. Şu anda örtülü işgaller söz konusu, örtülü sömürüler söz konusu. Şu an biz çalışıp çabalıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kurmak yerine döviz cinsinden borçlandığımız faizlere para yatırıyoruz. Bu döngüyü kıramadığımız müddetçe, üretim ekonomisine geçmediğimiz müddetçe ve tarımdan sanayiye verimi arttırmadığımız müddetçe sonuçları değişmeyiz ve ahval da değişmeyecektir. Yüce Türk milleti, umutsuz olmaya gerek yok. Ne olacak bunlar giderse? Yerine kim gelir diye kaygı duymaya da gerek yok. Hazreti Peygamber, peygamberken vefat etti de İslam köreldi mi? Yanlışlar oldu, eksikler oldu ama bütün saflığıyla İslam fevsveç topluluklara ulaştı. Onun için bu milletin içerisinde nice Muhsin Yazıcıoğulları var. Yeise gerek yok, umutsuzluğa gerek yok, kaygıya gerek yok. Biz varız. Biz varız. Allah'ın izniyle gelecekte güzel olacaktır. Afaki sözlere, masal sözlerine, destansı sözlere gerek yok. Siyaset ve devlet cenneti burada. Yaşarken insanına yaşatmalıdır. Temel budur. Varlık sebepleri budur. Aksi takdirde tehir edilmiş, tembih edilmiş, aman yaşayın, aman sabredin, aman bilmem ne yapın, aman sus, aman bilmem ne yapın, öbür tarafta size cennet var diyemez siyasetçi, diyemez devlet. Devletin ve siyasetin varlık sebebi tehir edilmiş cennetler vaat etmek değil, cenneti burada insanına, milletine yaşatmaktır. Biz bireyi, insanı hür, bireyin vicdanı hür olan, geleceğinden kaygı duymayan ve ben düşüncelerimi ifade ettiğimde başıma bir şey gelir mi demediği bir ülkenin inşası için yola çıktık. İnsanlar ne kadar kendisini emin hissederlerse, ne kadar özgür düşüncelere sahip olduklarını ve özgürce düşünceler ifade ederlerse, bu ülkede iktisadi büyüme, bu ülkede sosyalleşme, bu ülkede gelecekle ilgili umutların çoğalması sağlanır. Biz bunu sağlayacağız. Bu sistemi değiştireceğiz. Bu insana, bu insani değerlere hizmet etmeyen sistemi değiştireceğiz. Yerine insanın onurlu yaşadığı, geleceğinden kaygı duymadığı, benim çocuk üniversiteyi bitirdi. Bir tarafta kredi almıştı devletten. Bu krediyi nasıl ödeyeceğim demediği ama işi ve aşıyla ilgili de mutlaka bu ülkede, bu vatanda aş bulunur, iş bulunur dediği bir gelecek kuracağız. Kuracağız hep beraber. Bunun projelerinde, bunun düşüncelerinde altyapısını Allah'ın izniyle en kısa zamanda arkadaşlarıma da söyledim. 6 aylık eylem planını milletin önüne koyacağız. Geldiğimizde 6 ayda Türkiye'yi nasıl normalleştireceğiz? Nasıl normal bir ülke haline getireceğiz? İnsanların umutlarını nasıl yeşerteceğiz? Gelecek kaygısından nasıl uzaklaştıracağız? Ve rasyonel bir şekilde, akılcı bir şekilde, öyle hayalci değil, ayakları yere basan, milletin umuduna ve geleceğine dokunan bir şekilde milletin önüne koyacağız. Milli yol Allah'ın izniyle bunu başaracak güç ve kudrettedir. Ben yeni bir ses geliyor. Bu ses millette buluşacaktır. Bu ses millette buluşmak zorundadır. Bu ses milletin sesidir ve milletin geleceğidir. Eğer bu ses milletle buluşmazsa ne olur biliyor musunuz? Oğlum bina okur, döner döner yine okur. 130 yıllık ezber 140'a, 160'a, 200'lü yıllara dayanır ve kaybeden Türkiye olur, geleceğimiz olur, vatanımız olur. Buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz ve biz dimdik milletin huzuruna gerçekleri haykıracağız. Gerçekleri ifade edeceğiz, geleceği gerçekler üzerine inşa edeceğiz. Siyaset
bunu yapacak. Milli Yol bunu yapacak. Ben en kısa zamanda Allah'ın izniyle hafta sonu Antalya'da kamptayız. Bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte 2 günlük büyük bir çalışma yapacağız. Çıkarken de kafamızda her hafta, her ay neler yapacağımızla ilgili elimizde bir yol haritası, bir şema olacak. Bu şemaya uygun, plana uygun bir gelecek kuracağız. Biz başaracağız. Biz başaramasak Türkiye kaybeder. İşi bu şekilde bakın. Eğer Milli Yol da başaramazsa, milletin önüne sahici siyaset ve sahici sistemler, projeler koyamazsak Türkiye kaybeder, hepimiz kaybederiz. Artık bu üçkağıt siyasetinden, bu menfaat siyasetinden, bu al verim, al gülüm, ver gülüm siyasetinden Türkiye'yi kurtarmadığımız müddetçe ahval değişmeyecek ve gelecek değişmeyecektir. Geleceğin değişmesi için Milli Yol'u milletle buluşturacağız. Allah'ın izniyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Basın mensuplarına, Yüce Türk Milleti'ne teşekkür ediyoruz.